istediği gibi çocuk alıyor veriyor ya. Ya iki kardeş evliyse? Böyle şeyler kurumda olabilir. Bunun... Aşık olduğu, nikah bir hafta kala evlatlık verildiğini ve aşık olduğu kişinin öz abisi olduğunu öğrendi. İnanılmaz bir hikaye. O isim canlı yayında şimdi Esra Erol'da. Kızı Yasemin Cerrah 29 Haziran 2017 tarihinde evden ayrıldı. Bu kız evlenmek için evden ayrılmadı. Ben evden kaçmadım işte. Zorla kaçırıldım. Krediler çektirildi. Kredi kartları çıkartıldı. Zorla para çektirildi. Evden ayrılma hikayeni aslında filmleri aratmayacak şekilde olduğunu söyledim. Bunun hepsini size pazartesi günü anlatacağım. Şimdi Esra Erol'da. Gülşen Hanım 24 yıldır her yerde oğlu Akgül'ün ikizini aradı. Biz Murat'a ulaştık ve Murat Sürtün olacak. İddialarındaki o isim Murat'tı. Karşıma pat diye biri çıkıyor, sen bu ailenin oğlu değilsin diyor. Nasıl olur? Babandan DNA testi mi istiyorsun? Yani her iki taraftan. DNA testinin ardından Murat'ın babası canlı yayında tüm gerçekleri açıklayacak. Kardeşlerim tarafından hep ikinci plana atılıyordum. Zaten dışarıdan aileye de hiç benzetilmezdim. Büyük şok. Sen evlatlık mısın, değil misin? Değilim tabii ki. Ama şimdi bu söylediğin onların canını acıtmaz mı? 24 yıldır benim canım yeteri kadar acımadı. Şimdi Esra Erol'da. Bazen dile dökemediklerin olur, onun yerine kağıda kaleme sarılırsın. Caner kırgınlıklarını, özlemlerini ve yorgunluğunu bu sefer kaleme kağıda döktü. Hep anlatıldım, senelerce konuşuldum. Herkes kendince anlattı beni. Kendi gözüyle baktı, yorumladı. Ama kimseler kalbimden, beynimden geçenleri bilemedi. O satırları dinlediğinizde gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Her seferinde sayfaları beyaz seçtim. Hayat boyadı üstünü renkten renge. Çok yoruldum, çok kırıldım. Şimdi Esra Erol'da. Köklerim var ya. Benim hikayemdeki kara kutu Leyla Hanım'ydı. Bu ortaya çıktığı zaman tabi. Mehmet Bey, ben sana o zaman ne diyebilirim? Ne dersen de ben buna kabulüm. Hodri meydan. İnsanları yanlış yerlere yönlendiriyorsun. Şahitler konuşuyor, gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Leyla Hanım hepsi giden arabaya bindi. Kucağımda bir kız çocuğu var. Bu çocuklar dedi, yeğenim doğum yaptı, ben de bakamayacağım dedi. Kız çocuğunu bana verecek miydi kucağındakini? Ben 1995 yılında evlatlık verilmişim. Annem felç geçirdi. El kol işaretiyle konuşuyoruz annemle. Yani şu an gerçekten ağlamak için kendimi çok zor tutuyorum. Beni anneme evlatlık veren Kerime Hanım'mış. Leyla Atay'la Kerime Hanım arasındaki gizli sır ne? Reşit'in öz annesi kim? Canlı yayından sonra Kerime Hanım'dan inanılmaz itiraf. Şimdi Esra Erol'da. Kızı Yasemin Cerrah 29 Haziran 2017 tarihinde evden ayrıldı. Bu kız evlenmek için evden ayrılmadı. Ben evden kaçmadım işte. Zorla kaçırıldım. Krediler çektirildi. Kredi kartları çıkartıldı. Zorla para çektirildi. Evden ayrılma hikayeni aslında filmleri aratmayacak şekilde olduğunu söyledim. Bunun hepsini size pazartesi günü anlatacağım. Şimdi Esra Erol'da. İstediği gibi çocuk alıyor veriyor ya. Ya iki kardeş evliyse? Böyle şeyler kurumda olabilir. Bunun... Aşık olduğu, nikah bir hafta kala evlatlık verildiğini ve aşık olduğu kişinin öz abisi olduğunu öğrendi. İnanılmaz bir hikaye. O isim canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da.